Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün sizlere bu güzel güllü lifimizin uzun olanını anlatmaya çalışacağım. Çok güzel bir lif gerçekten. Çok güzel de bir set. Biz bunun yuvarlağını ve karesini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de uzun olanını paylaştık. Önümüzdeki günlerde de kese lifini paylaşacağız. Hatta şöyle de göstereyim ben size. Bunları geçen hafta paylaşmıştım. Sayfamda bulabilirsiniz. Bunların tamamını yaptığınız zaman da hakikaten çok güzel bir sete sahip olmuş olacaksınız. Evet, vakit kaybetmeden hemen ipimizi, tığımızı, makasımızı, iğnemizi alalım ve hemen başlayalım. Evet, hemen zincirimizi çekerek başlıyoruz. Sarı ipimi aldım. Düğümümü yaptım. 6 tane zincir çektim. İlk başladığımız zincire sabitliyorum. Tığımın başını dolamadan sabitledim. 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bu halkanın içerisine ikili trabzanlar yapıyoruz. Dört tane yaptım. Evet, toplamda 17 tane trabzanımız olacak. On altı ve 17. Hemen ilk başladığımız trabzanın tepesine tığımın başını dolamadan kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve 3 tane zincir çektim. Bir taneyi bırakıyorum. İkinci trabzanın tepesine sabitledim. Tekrar 3 zincir. Hemen bir taneyi atlıyorum. İkinciye sabitliyorum. Bir taneyi bıraktım. İkinciye sabitliyorum. 3 tane zincir, bir taneyi bırakıp ikinciye sabitliyorum. Bu şekilde 8 tane zincir halkamız oluşacak. Hemen bir sayalım. Evet. 8 tane zincir halkamız oldu. Hemen ilk zincir halkamızın içerisine sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Tığımın başına doladım. Bir sonraki halkamızın içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. İkili çektiğim trabzanlardan 7 tane yapıyoruz. Ve 7. Tığımın başını dolamadan bir sonraki zincir halkama sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir halkasına yine 7 tane trabzan yapıyorum. Altı ve 7. Buradaki trabzanları biraz daha boylarını yüksek tutarsanız daha böyle puf çiçekler elde edersiniz. Hemen pardon, burayı göstermedim. Yedi taneyi yaptım. Hemen bir sonrakine sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir halkasına yine 7 tane trabzan. Altı ve 7. Hemen bir sonraki halkaya sabitliyorum.
tığımı doladım. Bir sonraki halkaya yine 7 tane trabzan. Ve 7. Burada gördüğünüz o 2 tane yaptığım sık iğnenin o bölüme sabitliyorum bu şekilde. 2 tane zincir çektim. Hemen modelimi ters döndürdüm. İlk başta yaptığım buradaki trabzan arasına sabitledim, geçiş yaptım. 4 tane zincir çekiyoruz burada. Tığımı dolamadan hemen bir sonraki trabzanın beline sabitledim. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki trabzanın beline sabitliyorum. Yine 4 zincir, bir sonraki trabzanın beline sabitliyorum. Evet, bu bölümün sonuna kadar gelelim. Yine burada 8 tane zincir halkamız oluşacak. Arka kısımda bu kısmı yapıp tekrar gelelim. Evet, sonuncuyu da yapıyorum. Hemen sonuncuyu ilk başladığımız zincir halkasının içerisine bu şekilde sabitliyorum. Tığımın başını dolamadan sabitledim. Buraya hemen bir sık iğne daha yapıyorum. Gülümüzün arkasına gül gelmemesi için burada sık iğne tekniği yaptım. Hemen tığımı doladım. Bir sonraki halkaya 9 tane trabzan yapıyorum. Sekiz ve dokuz. Hemen gülün arkasındaki zincir halkasının içerisine sabitliyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki, yani iki yaprak arasındaki zincir halkamızın içerisine yine 9 tane trabzan yapıyorum. Sekiz ve dokuz. Hemen yaprak arkasındaki zincir halkamıza sabitledim. Tığımın başını dolamadan tekrar tığımı dolayıp bir sonraki zincir halkasının içerisine 9 tane trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3. yaprağını yapıyorum. Bir yaprak daha gelecek buraya. Yani yine toplamda 4 tane yaprak olacak. Burayı bitirelim. Tekrar gelelim. Evet, sonuncu yaprağımı da yaptım. 9 tane. Hemen buradaki ilk başlarken yaptığımız sık iğnenin o bölümüne bu şekilde sabitledim. 2 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. İlk başladığımız yine buradaki trabzana sabitliyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki trabzanın beline sabitliyorum. 4 zincir. Bir sonraki trabzanın beline sabitliyorum. Bu şekilde yine 8 tane kutumuz olana kadar devam edelim. Evet, 7 tane oldu. 8.'yi de birlikte yapıyoruz. 4 tane zincir çektim. İlk başladığım yine buradaki zincir halkasının içerisine geçiş yaptım. Buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Yine yaprak arkasına gelmesin diye burayı yine sık iğne tekniği yaptım. Tekrar tığımı doladım. Hemen iki yaprak arasındaki zincir halkamızın içerisine bu kez 11 tane trabzan yapıyorum.
Evet, 11. Şimdi tekrar tığımızı dolamadan hemen yaprak arkasındaki zincir yuvamıza sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Yaprak arasındaki zincir halkamızın içerisine yine 11 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sonuna kadar gelelim. Evet, son yaprağımı da yaptım. Hemen hiç zincir çekmeden yine ilk başladığımız sık iğne bölümüne yine sabitledim. İki tane zincir çekiyorum ve modelimi tekrar döndürdüm. Son sıraya gidiyoruz artık. Hemen ilk baştaki trabzanın beline sabitledim ve yine 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonrakine sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Tığımın başını dolamadan bir sonraki trabzanın beline sabitleyerek burada yine 8 tane halkamızı yapalım. Tekrar gelelim. Sonuncu halkamızı yapıyorum. Yine ilk başladığımız zincir halkasının içerisine sabitledim sonuncuyu. Bu kez bir tane zincir çektim. Normalde gül arkalarına gelmesin diye biz burayı sık iğne olarak geçiyorduk. Artık hiç sık iğne geçmeyeceğim. Buraları da hiç atlamadan bütün zincir halkalarının içerisine trabzan yapacağız. Toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Hemen tığımın başını dolamadan bir sonraki zincir halkasının içerisine geçiyorum, sabitliyorum. Tekrar buraya 7 tane trabzan yapıyorum. Ve 7. Hemen bir sonraki zincir halkamıza sabitledim. Buraya da tekrar 7 tane trabzan yapacağım. Yani buradaki 8 tane bölümün tamamına 7 tane trabzan yapacağız. Toplamda 8 tane yaprağımız olacak. Bu şekilde bitirip gelelim. Evet, sonuncuyu yaptım. Birleştirdim. 2 tane zincir çektim. Hemen arkasını döndürdüm modelimin. Herhangi bir yere tığımızın başını dolamadan bu şekilde geçiş yapıp birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve artık gülümüzü bitirmiş olduk. Burada ipimi kırıyorum. Hemen bunu da böyle aralardan geçirerek yok etmiş olalım. Evet, gördüğünüz gibi gülümüz hazır şu anda. Çok güzel puf puf bir gülümüz oldu. Evet hanımlar, bu gülümüzden uzun lifimiz için toplamda 9 tane yapıyoruz ve bir kenara bırakalım. Hemen yaprak yapmaya başlayalım. Evet, yeşil ipimi aldım. Hemen düğümümü yapıyorum. On iki tane zincir çekiyorum. On iki tane zincirimi çektim. Hemen bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakinin kanatına sık iğne yapıyorum. Sonra tığımı tekrar bir tane doluyorum. Bir sonrakinin kanatına çakma trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincirin kanatına iki de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki kanata üç de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki kanata yine üç de çektiğim trabzan. Son 3 tane kalana kadar 3 de çektiğimiz trabzan yapıyoruz.
mantığımı doladım. 3 tane kaldı. Hemen bir tanesini ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonrakini çakma trabzan yapıyorum. Tığımı dolamadan en sondakine de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yaptım. Dönüşü olması için tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine yine çakma trabzan yaptım. Hemen bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Hemen bir sonrakine üçlü trabzan yaptım. İpi de arada götürüyorum ki kaybolsun örerken. Yine 3 tane kalana kadar 3 de çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Evet, son 3 ikili trabzan yapıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. En sondakine de sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve birazcık dikme payı bırakıyorum ipimde. Koparıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yaprağımız da hazır. Evet hanımlar, bu yaprağımızdan toplamda 9 tane yapacağız. Bir kenarda kalsın, biz hemen zemin yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, bu şekilde bir zemin yapacağız uzun lifimiz için. Fakat ben size siyahla gösteremeyeceğim. Üçlüsünü yapacağız bunun. Ben yine beyazla göstereceğim size. Siz istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Hemen beyaz ipimi aldım. 6 tane zincir çekiyorum. İlk başladığımız zincire tığımızın başını dolamadan sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını kaldırdım. Hemen yapmış olduğumuz halkanın içerisine üçlü fıstık yapacağız. Kapattım. 2 tane zincir çektim arasında. Tekrar tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine yine üçlü dolgulu fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine yine üçlü dolgulu fıstık yapıyorum. 2 zincir. 3 tanesini yaptım. Toplamda 6 tane olacak. 6 taneyi yapalım. Gelelim. Evet. 6 tane fıstığı yaptım ben. Hemen 2 tane zincir çektim. İlk başladığım fıstığın tepesine tığımın başını dolamadan kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane zincir çektim. 6 tane fıstığımız oldu. Şimdi ikinci sıramıza gidiyoruz. Hemen aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte topladım. 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bu kez bir sonraki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım ve 2 tane zincir çekiyorum aralarda. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen dibine de bir fıstık yapıyorum.
İkisini birlikte topladım. Aralarda 2 zincir. Gördüğünüz gibi 3 tanesini ben yaptım. Kalan 3 taneyi de siz yapın. Tekrar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi 6 tane yaptım. Sona 2 tane zincir çektim ve ilk başladığım fıstığın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim ve bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıramıza gidiyoruz tekrar. Hemen bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine de bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Gördüğünüz gibi bir fıstık oldu burası. Burayı iki tane fıstık yapmamız gerekiyor. Burada hemen bir artırma yapmalıyım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Aralarda 2 zincir. Gördüğünüz gibi tabanımızda bir taneydi fıstığımız, şimdi 2 tane oldu. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki fıstığın tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Yine aynı şekilde bir artırma da burada yapıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte çektim. Aralarda 2 zincir. Gördüğünüz gibi bu sıramızda ikişer tane fıstık olması gerekiyor. Hemen bir tane daha gösteriyorum size. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ve bir zincir. Yine burada artırmamı yapıyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Aralarda 2 zincir. 3 tanesini yaptık. Kalan 3 taneyi yapalım. Tekrar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. 2 tane zincirimi çektim. İlk başta başladığım fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum burada. Evet, hemen buraya yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Ve bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık. Kapatmadan dibine bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ve bir zincir. Burada tekrar artırmamızı yapmamız gerekiyor. Bir fıstıkla başladık, iki tane fıstık yaptık. Buranın da 3 fıstık olması gerekiyor. Hemen artırmamı yapıyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Aralarda 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir tane fıstık yaptım, kapattım. Hemen tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya da bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Hemen yine tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum.
Üçünü birlikte topladım. Burada yine artırmamı yapacağım. Hemen tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Aralarda iki zincir. Gördüğünüz gibi bir fıstıkla başladık. İki tane fıstık oldu. Üç tane oldu. Bir dahaki sırada dört tane fıstık olacak. Bir dahaki sırada da beş tane fıstık olacak. Şöyle de göstereyim. Toplamda beş fıstıkla oluşan bir yuvarlak yapıyoruz burada. Burada beş tane fıstığımız var. O şekilde yapalım. Beşinci sıraya geldiğimizde son bir dilim kalana kadar. Örnek veriyorum. Burası beşinci sıra. Beşinci sırayı yaparken sonda bir taneyi, bir dilimini bırakıyoruz. Orada halka koyacağız şu bölümü. Buradaki halkamızı koyacağımız için bir tane dilim dört tane, diğerleri beş tane oluncaya kadar yapalım ve gelelim tekrar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi beşinci sırayı gittim. Son bir tane dilimini bıraktım. Burada artık halkamızı takacağız. Hemen ben burada iki tane zincir çektim. Son dilimimize geçiyorum. İlk baştakine battım ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Hemen tepesine de bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir tane fıstık yapmış olduk. Hemen halkamı elime alıyorum. Halkadan geçirdim. Tığımın başını dolamadan çektim. Tekrar aynı yerden bir kez daha geçiriyorum bu şekilde. Bir sık iğne yaptım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Beş tane sık iğnemi yaptım. Hemen doladım. Burada tam tepesine tekrar batıp buraya bir fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık yaptım. Yine kapatmadan hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar halkamdan geçirdim. Beş tane daha buraya sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar tığımı kapatmadan ipimi tekrar dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Hemen halkama tekrar geçiş yapıyorum. Yine beş tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya halkayı birleştirmiş oluyorum. Hemen tığımı doladım. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte
Pardon, orayı yeniden yapacağım, olmadı. Hemen tığımı doladım. Bir tane yaptım. Hemen dibine de yapıyorum kapatmadan. Ve karşıya yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Gördüğünüz gibi birleştirmiş oldum. Tekrar halkaya geçiş yapıyorum. Tamamını sık iğne yapıyoruz halkamızın. Bu şekilde sonuna kadar gidiyorum. Hiç ara kalmayana kadar sık iğnemi gittim. Hemen dibine bu şekilde batıp kaydırma yöntemini yaptım ve bir tane zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Gördüğünüz gibi halkamızı birleştirdik. Buradan tekrar karşıya geçmek için ben burada örümcek yöntemini kullanacağım. Bir tane örümcek yaptım. Hemen bir sonraki halkadan kaydırıyorum bu şekilde. Tekrar bir zincir. Bir tane örümcek daha yaptım. Hemen bir sonraki aradan yine kaydırdım. Bir zincir. Tekrar bir örümcek yaptım. Köşesinden kaydırdım. Bir tane zincir. Şimdi burada artırma yapacağız yeniden. Bu dilimimizin tamamlanması için hemen bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. İki tane zincir çekiyorum. İlk başladığımız fıstık tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi dilimimizin bir tanesi hazır. Evet hanımlar, dilimimizin bir tanesini tamamladık. Toplamda 3 tane dilimimiz olacak. Bu şekilde ikinci dilimimizi de aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 5. sıramızda bir tane dilimimiz kalana kadar yapıyoruz. Son dilimi bu kısımla birleştireceğimiz için son dilimin bir tanesi kalacak. Hemen aynı şekilde yapalım, bir tane dilimi daha. Tekrar birleştirme de burada birlikte yapalım. Evet hanımlar, ikinci dilimimizi de yaptım. 5 sıra gittim. Burada 4 sıra bir tane dilimimi bıraktım. Orayı da burayla birleştireceğim artık. Hemen 2 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Hemen ipimi kaldırdım. Tam halkamızın karşısındaki dilimimizin en başındakinden böyle tığımı geçirdim. İpimi oradan çektim ve bir tane zincir çektim. Tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum.
Yine kapatmadan karşıya bir fıstık yaptım ve üçünü birlikte topladım. Tekrar ipimi çıkarttım. İkinci dilimimizin arasından geçiriyorum ipimi. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen dibine bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar ipimi çıkarttım. Hemen bir sonraki fıstık arasından ipimi geçiriyorum. Bir tane zincir. Tekrar buraya bir fıstık yaptım. Kapatmadan hemen dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar ipimi çıkarttım. Hemen bir sonraki fıstık arasından ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Yine bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Hemen ipimi çıkarttım. Tekrardan bir sonraki fıstık arasından geçiriyorum. Yine bir fıstık. Hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tığımı çıkarttım. Hemen bir sonraki en son fıstıktan geçirdim. İki tane zincir çektim ve ilk başladığım fıstığa tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi birleştirmemizi yaptık. Üçüncü dilimimizi de yapacağız. Evet hanımlar, iki dilimimizi yaptık. Üçüncü dilimimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Dört sıra oluncaya kadar yapıyoruz. Beşinci sıradan da iki tane dilimimizi yapıyoruz. Üçüncü de birleştireceğiz. Oraya kadar gelelim, tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi üçüncü dilimimi de dört sırasını bitirdim. Beşinci sıradan da iki tane dilimini yaptım. Üçüncü dilimde şimdi birleştirmesini yapacağız hemen. İki tane zincir çektim. Bir sonraki dilime geçtim. Ve bir tane fıstık yaptım. Hemen ipimi genişlettim. Tam karşısına, hemen burada birleştirdiğimiz dilimin tam karşısındaki dilime, en baştaki fıstık başına bu şekilde tığımı geçirip ipimi geçirdim ve bir tane zincir çektim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık. Yine kapatmıyorum. Karşısına bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Hemen zincir çekmeden yine ipimi bıraktım. Bir sonraki fıstık arasından geçirdim ve bir zincir çektim. Hemen bir fıstık yaptım. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Yine zincir çekmedim, ipimi bırakıyorum. Bir sonraki fıstık arasından geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen bir fıstık yaptım. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Yine zincir çekmeden bıraktım ipimi. Bir sonraki zincir arasından geçirdim ve bir zincir çektim.
Hemen bir fıstık yaptım. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. Yine kapatmadan karşıya da bir fıstık yaptım. İkisini birlikte topladım. Bu kez bir sonraki fıstık arasından geçiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen bir fıstık yaptım. Bir tane de dibine yaptım. İkisini birlikte kapattım. Ve son fıstık, son dilimin son fıstığının arasından geçirdim ve iki tane zincir çektim. Direkt karşıya geçeceğim artık. Hemen karşı dilimimize geçtim. Bir fıstık yaptım ve kapattım. Bir zincir. Gördüğünüz gibi birleştirme işlemini yaptık. Burada iki tane dilimimizi yine hiçbir şey işlem yapmadan normal bir şekilde devam ediyorum. Hemen tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım ve bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Evet, gördüğünüz gibi bu iki dilimi de bu şekilde devam edelim. Yine üstleri 5 tane fıstık olacak. Buraya kadar devam edelim. Son dilimimizde de halkasını koyacağız. Hemen şu iki dilimi yapalım. Halkasını gösterelim size tekrar. Evet hanımlar, sonuna kadar geldim. Son bir tane dilimim kaldı. Burada artık halkasını yapacağım. İki tane zincir çektim. Hemen tığımı doladım. Bir sonraki, yani son dilimimize bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir tane fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Zincir çekmeden halkamı alıyorum. Halkadan geçirdim bu şekilde. Sık iğne yaptım. Tekrar buradan aynı deliğin içerisinden geçirdim. Hemen bir sık iğne yaptım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tutuyoruz. Hemen buradaki tığımı doladım. Hemen buradaki fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine yapıyorum bir fıstık. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar halkama geçtim. Halkaya birleştirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan tığımı doladım. Yine hemen en baştaki fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar halkama geçtim. 5 tane sık iğne yapıyorum.
tekrar doladım. Hemen yine en baştaki fıstık tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşısına bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topluyorum. Yine halkama geçtim. Bu kez halkanın tamamını bu şekilde sık iğne yaparak sonuna kadar getirelim. Evet, bu şekilde sonuna kadar getirelim. Evet hanımlar, sonuna kadar getirdim. Hemen dibine şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Tekrar buraya gelmem gerekiyor. Bunun için hemen bu şekilde bir örümcek yaptım. Burada fıstığın tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha örümcek yaptım. Hemen bir sonraki fıstık arasına sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar bir örümcek daha yapıp en başa geldim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. İki tane zincir çektim. En başa geldim şimdi. En baştaki fıstığın tepesine kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirdim. Ve bir tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi halkamız hazır. Motiflerimiz birleşti. Halkamızı da yaptık. Şimdi artık kenar oyasına geçeceğiz. Ben hemen şu kısmı göstereceğim size. Evet hanımlar, ben şu kısmı da göstermek istediğim için ipimi kırdım. Hemen şuradan başlıyorum. Kenar oyasını yapmaya. Düğümümü attım. Hemen en baştaki fıstık arasına sabitledim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burayı hemen buradaki araya bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen trabzanın tepesine sabitledim. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Pıtırcıklarımdan hemen tekrar doladım. Bir tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Trabzanın tepesine bir tane pıtırcık yaptım. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. 3 tane zincir çektim. Trabzanın tepesine tığımın başını dolamadan batarak bir tane pıtırcık yaptım. Toplamda 5 tane olacak burada. Hemen tepesine sabitledim. 5 tane yaptım. Şimdi tekrar bir sonraki aradan bu şekilde geçiriyorum. Ve buraya sabitledim. Tekrardan tığımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen tepesine sabitledim. Tekrardan tığımı doladım. Aynı yere yine bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Tepesine batarak pıtırcık yaptım. Yine bu şekilde 5 tane pıtırcık yapacağız. Ben 3.'ye yapıyorum şimdi.
Hemen tepesine ve beşinciyi yaptım. Hemen bir sonraki fıstık arasına bu şekilde geçiş yaptım ve sabitledim. Tekrardan tığımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine trabzanımı yapıyorum. Aynen bu şekilde 5 tane de buraya tırcık yapacağız. Üç tane yaptım. Ve beşinciyi yapıyorum. Hemen bir sonraki fıstık tepesine sabitledim. Tekrar tığımı dolayarak bir sonraki fıstık arasına yine aynı işlemi 5 trabzan üzerine de 3'er zincirli pıtırcıklarımızı yapıyoruz. Evet, 5 taneyi yaptım. Hemen bir sonrakine sabitledim. Gördüğünüz gibi bu kısım bu şekilde olacak. Şuraya kadar gelelim. Bir de ben size şu kısmı göstereyim. Daha sonra siz tek kendiniz yaparsınız. Evet hanımlar, sonuna kadar geldim. Şu kısma kadar geldim. Hemen buraya sabitliyorum. Tekrar orta kısma sabitliyorum. Yeniden bu kısma geçiş yapıyorum. Ve aynı şekilde tekrar tığımı doladım. Ve bir sonrakine yine bu şekilde pıtırcıklar yaparak devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kenar oyamızda bu şekilde tamamını yapalım. Tekrar güllerimizi yerleştirmek için tekrar gelelim. Evet hanımlar, zeminimizi bitirdik. Şimdi sıra artık yaptığımız güllerimizi dikmeye geldi. Bu şekilde şöyle tam ortalayarak evet bu şekilde dikeceğiz. Ben hemen iğnemi, ipimi alıyorum. Bir tanesini size gösteriyorum. Bu şekilde dikelim. Evet, böyle döndürdüm sizde rahat görün diye. Hemen şöyle İki taneyi aldım. Bunu tam bu kısma dikeceğiz. Bu iki yaprak aralarından şuralardan gördüğünüz gibi hemen güzelce sabitliyorum.
arka kısmını da bu şekilde sabitleyerek dikimimizi yapıyoruz. Evet, ikinci gülümüzü buraya, üçüncü gülümüzü bu şekilde ve diğerlerini de bu şekilde dikerek dikimimizi bitirelim, yapraklarımıza geçelim. Evet, güllerimizi de diktik. Şimdi sırada artık yapraklarımız var. Yaprağımızın bir tane telini koparttım. Diğer telini iğneme taktım. Hemen şu üç kısma bu şekilde yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Bir tane de buraya, bir tane de buraya yerleştirip dikiyoruz. Dikimini hemen ben size göstereyim. Şu şekilde arasına gelecek şekilde tam orta kısımlarından. Bu şekilde yapraklarımızı da dikiyoruz. Bir tanesini de buraya, birini de buraya. Hepsini 3 tane yaprak dikelim ve dipimizi bitirelim. Evet hanımlar, güllü lifimizin uzun olanını da yaptık. Çok güzel bir set oluyor gerçekten. Bunun yuvarlak olanını geçen hafta paylaşmıştım ve kare olanını bitirmiştik sizlerle. Ve bir tane de kese lifimiz kaldı. Onu da en kısa zamanda yapıp sayfama bırakacağım. Bundan haberdar olabilmeniz için de abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bu dörtlü setimizi birlikte yapacağız. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram hesabımın linkini de bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz ve fikirler alabilirsiniz. Örgüyle alakalı bir problem yaşadığınız zaman da yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar da yardımcı olacağım sizlere. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.